İsmi Muhammed Sarı Mehmet. Uluslararası bir sağlık kuruluşunda sorumlu radyoloji teknikerliği yapıyorum. Radyoloji teknikerliği ne demek? Radyoloji teknikerliği basit olarak tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanma işi aslında bakarsanız. Tıbbi görüntüleme cihazlarını sadece kullanmak değil, hastaların istenen tetkikleri geldiklerinde daha öncesinde hastalara ne yapılacağına dair etütte bulunmak ve daha sonrasında o hastalığına dair, istenen tetkike dair nasıl bir çekim yöntemi kullanılacak onu belirlemek. Daha sonrasında daha önceden yapılmış olan herhangi bir tetkiki falan var mı? Onları sorgulayıp tetkikleri varsa bizim onu raporlayacağımız olan doktora hazır bir hale getirmek için hazırlıklarımız oluyor. Daha sonrasında cihazı alıyoruz hastalarımızı. Cihazı aldığımızda hastanın hastalığına dair görüntülemeyi yapmak için neler gerekiyor? Normal rutin başlayıp hani gördüğünüz lezyona göre değişik yönlere gidebiliyor çekimlerimiz. Yaptığımız için en keyif tarafı tedavi sürecini başlatmak için bir görüntüleme yapıyoruz biz. Daha sonrasında bu tedavi sürecinin nasıl klinisyenler tarafından nasıl iyiye götürülebileceğini ve tedavisi düzenlendikten sonra kontrollerinde hastanın sağlıklı bir şekilde bize gelip hani iyileşmiş olduğunu görmek bizim için en mutluluk verici olaylardan. Yaptığımız için en zor tarafı acil vakalarda ani müdahale gerektiren vakalarda zamana karşı hastaya yardımcı olmak amaçlı zamana karşı bir koşuşturma bizim için bazen çok zorlayıcı sebeplerden birisi olabiliyor tabii ki. İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü mezunuyum. Yeni ismi üniversitede tıbbi görüntüleme teknikleri olarak geçiyor. Aslına bakarsanız dünyada üretilen yapay radyasyonun %98'i tıbbi görüntüleme ve tedavi amaçlı kullanılan radyasyondan oluşuyor. Ve bizim kullandığımız cihazlar da yapay radyasyon üreten cihazlardan oluşuyor. Bu radyasyonun insan sağlığına olan zararını anlatmaya gerek yok. Ve bu cihazları kullanmak belli bir deneyim, belli bir eğitimli olması gerektiğini düşünüyorum. Ve o yüzden hani bilmeyen kişilerin eline bırakılmamasında fayda var. Birincisi bir yabancı dil edinmek. İkincisi sürekli kendini geliştirmek. Çünkü sektör sürekli gelişiyor. Siz de kendinizi geliştirmek zorundasınız. Üçüncüsü de empati yeteneğinizi geliştirmeniz gerekir. Hastanın karşısında şunu düşünmeniz gerekir. Orada siz de olabilirsiniz. Ona göre hastalara davranmayı bir amaç haline getirmek. Ya sağlık işi çok meşakkatli bir iş. Bu işte gönül vermek gerektiğini düşünüyorum. Yine ben herhalde sağlıkçı olurdum.